Herkese merhabalar, bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün çok sürpriz bir yerdeyiz. Bildiğiniz üzere 1,5 yıl kadar önce biz Polonya'da evlenmiştik. Fakat daha sonra işte gerek Hollanda'ya taşınma, gerekse işlerin güçlerin yoğunluğu vesilesiyle balayımızı gerçekleştirememiştik. Şu an balayı yapıyoruz ve nerede olduğumu şu an söylemeyeceğim size ama arkamda bu manzarayı bilenler olursa belki tahmin edebilirler. Şimdi videoya girmeden ilk önce bir dün akşama gidelim. Buraya gelişimizi bir gösterelim size. Zaten o sırada o küçük bir kısımda tam olarak nerede olduğumuzu anlayacaksınız. Daha sonra tekrar geri dönelim ve videoya devam edelim. Hemen bir oda turu yapalım. Güzel bir oda. Gardırop, kasa, bol bölmeli, güzel bir banyo, güzel büyük bir televizyon, masa, koltuk. Bakalım. Deniz nerede acaba? Şurası. Otelin tabi sessiz olması ve boş olması şu an biraz enteresan ama herhalde insanlar ya dışarılarda ya da odalarına çekildiler. Saat biraz geç oldu çünkü. Aslında fotoğraflarına bakarak burayı beğendiğim. Bir de yukarıda çatı katında güzel bir infinity pool var. One eternity later. Otelde kahvaltıya geldik. Çok güzel bir havası var gerçekten. Şöyle arkamda da deniz manzarasını görebiliyorsunuz. İngiliz ve lokal turist ağırlıklı bir kesim var. En azından benim şimdilik gözlemim bu yönde. Ama şu an için her şey güzel, rahatsız edici herhangi bir şeyle karşılaşmadık. Açık büfe kahvaltı 11'e kadar. Birazdan o tarafı da çekeceğim. Gerçekten çok zengin bir açık büfesi olduğunu söyleyebilirim. Bizim aldığımız akşam yemeği de dahil. Akşam yemeğini de çok merak ediyorum böyle olduğu için. Gayet çeşitli. Zaten İspanya'nın meyveleri falan her şey çok taptaze. Güzel bir şekilde konumlandırılmış ve sunum edilmiş. Taze meyveler gayet güzel. Bu tarafta kuru yemişler, yoğurtlar. Eğer bu tarz kahvaltı etmeyi seviyorsanız. Burada eteğinden bal var. Kaşarlar falan. Bu tarafta biraz etler. Yine çeşitli sosisler ve bacon falan görüyorum bu tarafta. Şarküteri reyonu burada, zeytinler, çeşitli biber turşuları, salatalar. Bu tarafta yine biraz börekimsi şeyler var, kaşar, mantar görüyorum mesela. Var mı güzel çay? Kahveyi makineden alıyoruz bu arada, şurada arkadaşın yaptığı gibi. Böyle bir barista sistemi olsa daha çok mutlu olurdum tabii ki ama çok da problem değil. Kahvesi yine de güzel. Yemek yenen ve oturulan alan böyle gayet geniş, ferah havalar. Klasik bir kahvaltı aslında. Biraz kaşar, domates, bu hindi, bu bacon ve hamon. Bu da klasik omlet. Omlet konusunda hoşuma giden şey orada hazır yaptırabiliyorsunuz taze taze. Burada da tost, kaşar ve minimum farklı şeyler var. Burada da bir meyve tabağı. Küçük ama efektif bir spor salonu yapmışlar. Birkaç alet var. Arkadaş burada çalışıyor. Tatildeyiz diye kendimizi salmaya gerek yok. Burada bir şeyler yaparız. Havuz alanı da bu şekilde. Şu an kahvaltı sonrası biraz kalabalık oldu tabii doğal olarak. Biraz otelin çevresini gezelim. Şurada bir market var mesela, fiyatları falan da merak ediyorum. Hollanda'dan daha pahalı olmasını beklemiyorum bu arada ama yine de tatil yeridir. Ne olacağı belli olmaz, bir bakalım. Geldiğimizde dikkatimizi çeken şey buradaki mekan oldu. Şu an kapalı. Doğal olarak İspanya'dayız böyle saati. Ama geceleri otelden çok da fazla uzaklaşmak istemeyenler için güzel bir alternatif olmuş. Bana da al bir tane. Buraya kadar gelmişken. Tipik bir tatil bölgesi şopu. Yani güzelmiş aslında yağdanlıklar. Fiyatları da iyi, uygun bak. Şu 4 euro mesela. Deniz kabuklarından yapılma. 7 euro ya.
Dün havalimanından buraya taksiyle geldi. 40 euro falan tutuyor. Şu an biz aslında Ibiza'nın San Antonio bölgesindeyiz. Toplu taşıma iyi bir alternatif gibi gözüküyor. Özellikle sık bir şekilde hani Ibiza'nın her tarafını gezelim hedefindeyseniz bunu yapmanızı öneriyorum. Birinci kat burası. Birinci kattan da oteli çekmem gerekirse güzel bir havuz ve güzel bir koyda. Bu karşı tarafta San Antonio'nun şehir merkeziymiş. O tarafa da gitmeye çalışacağız. İşte şu taraftan bir yaklaşık sanıyorum yarım saatlik bir yürüme mesafesi sahilden karşıya ulaşabiliriz. Çok güzel görünüyordu gece, ışıklar falan. Orta tarafta zaten belli başlı birkaç yerde kendime not etmiştim. Oralara da bakmak istiyoruz. Otelin yan tarafında bir beach bar var. Buradaki şezlonglar da ona ait. Otelin şezlongları daha çok havuz bölgesinde. Biraz bana Bodrum'u andırdı açıkçası. Bodrum'un biraz daha az gelişmiş hali gibi sanki. Uzun zamandır almak istediğim şunu aldım. Sualtı telefon cover'ı. Bodrum'da falan çok gerek olmuyordu ama burada çok güzel bir sualtı yaşam var. En azından balıklar falan gayet büyük ve görünür ve çok da yakın. Şimdi bunu kullanalım bakalım ortaya nasıl görüntüler çıkacak. Akşam yemeği saati tabii İspanya'da olduğumuz gerçeğini bir kenara koyarsak birazcık erken biz yiyoruz buraya göre. Saat 7.30 olmasına rağmen kimse yok yemek saatinde. Herkes hala arkamda görebileceğiniz gibi denizde ve yukarıdaki rooftop alanında görünüyor. Kahvaltıdan çok memnunduk. Tatlı rayonu burada. Burada çeşitli spangüleler, cheesecake'ler. Biraz profiterol ama sadece iç kısmı. Meyveler tabii ki. Meyveler çok güzel bu arada arkadaşlar. Midye, karides. Ancak ben karidesi bu şekilde yemeyi sevmiyorum. Salata hazırlamak için güzelce malzemeler var. Chia tohumu. Bu tarafta biraz şarküteri. Burada hazırlanmış minik salatalar var. Çoban salata. Bunlar güzel. Pizza. Bazı kızartmalar. Tempura. Nuggets. Bu tarafta. Çupra görüyorum. Şimdi beyaz şarap söylediğimiz için bir kaşar tabağı. Sabahkine benzer. Biraz salata. Ne olduğunu bilmediğim bir şey. Ve bunlarla başlangıcımızı yapıyoruz. Ana yemekte radikal bir değişiklik yapmadım. Radikal bir karar da alamadım içeride çok kararsız kaldığım için. Et, pilav ve domates gördüğünüz gibi. Çok böyle ekstrem bir şey yok şimdilik.
otelin rahatlama alanındayız. Normalde gündüz işte insanlar öğle uykularını burada uyuyorlar, onu gördüm. Tabii şu an akşam saatleri, pek bir insan yok. Otelin lobisinin hemen yanında burası. Şu tarafta da açık büfe yemeklerimizi aldığımız mutfak var. Şu an kapalı tabii ki, yine de içeride bir çalışma görüyorum. Otelde en sevdiğimiz şeyler bu aslında küçük tatlı dekorasyonlar oldu. Bunlardan her yerde neredeyse görmek mümkün. Şu işte penguen heykelleri falan var yeşilden, gayet keyifli. Ve rengarenk renklerde güzel pastel tonlar kullanılmış. İşte burada küçük domuzcuk heykelleri. Aslında girişte de çok büyük bir gergedan heykeli var. Köpekçik de çok tatlıymış mesela. Çok hoşumuza gitti bizim otel genel anlamda. Bu bölme de sabah kahvaltıları sırasında içecekleri aldığımız bölme. Şurada da bir kahve makinesi var. Güzel havuzumuz burada. Ne kadar girmemiş olsak da en azından temizliği konusunda bir sıkıntımız yok. Gayet temiz, ışık bir şekilde muhafaza ediliyor. Akşam 7'den sonra havuz aslında kapanıyor ve temizlik yapılıyor havuzda. Her akşam aynı şekilde. Ve daha sonra da girmek yasak. Ne kadar küçük görünse de her yerinde güzel mekanlar var. Biz de güzellerine gitmeye çalışacağız. Bugün San Antonio bölgesinde kendi otelimize yakın mekanlardan başlayacağız. Otelimizin önündeki mekan bu. İsmi Kiosko. Güzel bir alternatif olabilir tabii. YouTube'dan takip ettiğim İngiliz ve burada yaşayan biri var. İşte geçenlerde bu caddelerde yürüyordu. Önerdiği mekanlardan biri de buydu. Plastik. Şu an boş gibi görünüyor. Muhtemelen girmeyiz. Belki dönüşte. Daha bu caddenin ilerisinde başka mekanlar da var. Yavaş yavaş yürüyelim. Bir diğer mekanımız da, potansiyel mekanımız da Kepasa. Burası restoran aynı zamanda. Burayı da çok övmüşlerdi. Ancak otelde yemeğimizi yediğimiz için şimdilik muhtemelen burayı pas geçeceğiz. Ama gayet güzel street food özelinde güzel işler çıkaran bir mekana benziyor. Yani Adana kebap her yerde 17 euro. Aradığımız her yerin bu cadde üzerinde olması da tuhafmış. Bir diğer seçenek de şuradaki Irish Bay'di. Burasının ortamı güzel gibi. Burası olabilir. Biraz daha yürüyelim. Daha sonra bakacağız. Listemizdeki bir diğer mekan ise burasıydı. Kumaras. Buranın bir özelliği de gün batımının harika bir şekilde izlenebildiğini söylüyorlar. Yani burası gün batımını izlemek için belki evet. Şu an takılmak için bence yani. Zaten girişte direkt nargile. O beni hiç cezbetmedi. Durağımız Irish Pub oldu. Çok tercih ettiğim bir yer değil genel anlamda. Yani gittiğim yerlerde gideyim de Irish Pub'a gireyim demem. Ama açıkçası şu an en canlı yer burasıydı. Biraz da bu bizi şaşırttı. Muhtemelen daha buranın olayını anlayamadık. Ama önümüzdeki günlerde gece hayatında çözmeyi planlıyoruz. Şimdilik buradayız, bakalım neler olacak. The next day. Oteli genel olarak puanlamam gerekirse sanıyorum bir 7.5 falan veririm. Her şey aslında gayet güzel. Bir iki ufak dokunuş var. O dokunuşlar da zaten farkı belirliyor. Ama bir yandan da fiyat performans olarak değerlendirmek lazım. O dokunuşları tamamlamış otellerde bunun biraz daha pahalısı oluyor. Eksik olan neydi derseniz, otellerdeki bu hani şampuan olsun vesaire, o tarz hani bildiğiniz üzere şeyler verilir. Onlar son derece eksikti. Bir diğer enteresan kısmı da kumsal tarafında otele ait şezlongların olmamasıydı. Bunları bir yana koyarsak geri kalan her şey neredeyse kusursuza yakın. Temizlik olsun ki çok önemlidir. Belki de en önemli şey bir otelde temizlik. Bunlar dört dörtlük, orada hiçbir problem yok. Gelip çok keyifli bir tatil geçirebileceğiniz bir otel burası. Diyerek otel videosunun sonuna geliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Ibiza videoları devam edecek. Takipte kalın. Hoşça kalın.